Merhabalar. Bugünkü eğitim videomuzda Inventor'ın çizim özellikleri ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Önce bir parça dosyası oluşturalım. Parça dosyası oluşturmak için giriş menüsündeki Part ikonuna tıklıyorum. Inventor ile 3 boyutlu bir modelleme yapmadan önce bu 3 boyutlu modelin referans alacağı çizimi oluşturmalıyız. Bunun için şerit menümdeki 3D model başlığı altında bulunan Start 3D Sketch komutunu çalıştırıyorum. Komutu çalıştırdığımda ekranımda çizimi başlatabileceğim düzlemlerin görüntüsü gelir. Burada X, Y düzleminde çizim başlatmak istediğimi belirtiyorum. Bunun için düzlemin üzerine tıkladım. Çizim ortamına geçtiğimde çizim yapacağım alanda dikeyde ve yatayda siyah olarak gösterilen eksenler ve bunların arasında daha açık renkli gösterilen ızgaralar bulunmaktadır. Çizim ortamımda Ribbon şerit menüsünde Sketch başlığı altında çizimle ilgili komutlarım yer alır. Bu komutlar AutoCAD'in yeni versiyonlarının çizim komutları ile neredeyse birebir aynıdır. Aktif olan sekmem yani başlığım yeşil bir şekilde gösterilir. Model browser'a geldiğimde ise yani model ağacıma burada benim şu anda aktif olan çizimim açık bir renkle gösterilmekte, geri kalanlar ise gri bir arka plan üzerine gösterilmektedir. Burada arka plandaki görünürlüğü iyileştirmek için program ayarlarımızı biraz değiştirelim. Bunun için Inventor'ın uygulama butonuna tıklıyorum ve buradaki Options butonuna tıklayarak ayarlara giriyorum. Eskizlerle yani çizim ortamı ile ilgili ayarlar Sketch kısmında yer alır. Burada iki boyutlu sketchleri oluştururken yani çizimleri oluştururken kullanabileceğimiz bazı ayarlarımız mevcut. Örneğin ekrandaki ızgaraların gösterilip gösterilmeyeceğini, küçük ve büyük ızgaraların gösterilip gösterilmeyeceğini, eksenleri gösterilip gösterilmeyeceği ile ilgili seçenekler Display başlığı altında yer alır. Yine çizim çizerken otomatik sınırlandırmaların hangilerinin oluşturulacağı, hangilerinin göz ardı edileceği ile ilgili seçeneklerde Constraint Settings başlığı altında yer alır. Çizim ekranının renklerini değiştirmek için Colors başlığına geçiyorum. Burada önceden tanımlı renk şemaları yer alır. Arka planı değiştirmek için Background kısmında tek renkli arka renk seçeneğini seçtim. Onaylayarak penceremden çıkıyorum. Çizim komutları içerisinde sırayla bir göz atalım. Çizgi komutu AutoCAD'deki Line komutu ile aynıdır. AutoCAD'deki çizgi komutuyla. Çizgi komutunu çalıştırdığımda ilk olarak bana başlangıç noktasını belirtmemi istiyor. Başlangıç noktasına tıkladığımda ise bitiş noktasını belirtmemi istiyor. Burada dikkat ederseniz çizgiyi yatay bir konuma getirdiğimde faremin sağ alt köşesinde bir ikon belirmekte. Ben eğer bu haldeyken ekrana tıklarsam çizgimi yataylık sınırlandırmasıyla oluşturacağını bana ifade ediyor. Aynı şekilde dikeydeki bir noktaya taşıdığımda ise aynı ikonun dikey hali gösterilmekte. Yatayda bir nokta koyalım. Bu arada dikkat ederseniz çizginin üzerindeki ölçülendirmeler mavi bir şekilde seçili. Klavyenizden Tab tuşuna basarak dikeydeki ve yataydaki ölçüleri klavyeden girerek de oluşturabilirsin. Burada Tab tuşuna bastığımda şu an ölçüyü bana girmemi istiyor. 20 olarak girdikten sonra yine Tab tuşuna bastığım zaman bakın bu sefer ölçü değişmiyor ama açıyı değiştirebiliyorum. Açıyı ister klavyeden girebilirsiniz, isterseniz de oradan ekrana tıklayarak devam edebilirsiniz. Inventor parametrik bir yazılım olduğu için ilk olarak çizmek istediğiniz şekle benzer bir şekil çizip ölçüsüz, sonradan bunu sınırlandırmalar ve ölçüler ile istediğiniz boyutlara getirebilirsiniz. Temel olarak parametrik tasarımın mantığı budur. Bakın şu anda çizgimi dikey bir konuma getirdiğimde hem bir önceki çizdiğim çizginin üzerinde hem de şu anda çizmekte olduğum çizginin üzerinde bir ikon belirmekte. Bunun anlamı ben şu anda ekrana sol tuşla tıklarsam oluşturacağım çizginin bir önceki çizgiyle dik olacağı, dik sınırlandırmasına tabi tutulacağı anlamına geliyor. Burada bizim çizgi komutumuzun bir özelliği var. Eğer başlangıç noktasına farenin sol tuşuyla basılı tutup bir yay hareketi yaparsam çizgi komutunun içerisindeyken bir yay başlatmış olurum. Burada hala sol tuşa basılı tutuyormuş bu arada. Sol tuşu bıraktığım anda yay işlemini bitirecektir ve yine çizgi işlemine geri dönecektir.
Şu anda dikeyde bir kesik bir çizgi görmektesiniz. Bu çizginin anlamı benim bir önceki başladığım çizgiyle şu anki bulunduğu farimin ikonunun bulunduğu konum dikeyde hızalı. Farimin sol tuşunu bırakıyorum. Yayım oluşturuldu. Şimdi bir diğer çizgimi çizeyim. Eğer bir çizgiyle referans almak istiyorsanız o çizginin üzerine gelip bakın farimin ikonu yeşil oldu. Dikeyde sonra eski konumunuza döndüğünüzde bakın aşağıdaki çizgiyle şu anki bulunduğum konum arasında bir kesik bir çizgi var. Ayrıca teğetimle yani yayımla kesiştiği noktada bir teğetlik simgesi mevcut. Buraya tıkladığımda ise iki tane yeni simge belirdi. Birincisi paralellik simgesi. Bunun anlamı alttaki çizgiyle şu anki çizdiğim çizgi paralel ve yine şu anki çizdiğim çizgiyle benim yayım teğet. Son olarak çizimimi bitirmek için ilk başlangıç noktama tıklıyorum ve kapalı bir alan oluşturuyorum. Komuttan çıkmak için fareye sağ tıklayıp işaretleme menüsü dediğimiz menüden OK tuşuna basabilirsiniz veya klavyeden ESC'ye tıklayabilirsiniz. Burada dikkat ederseniz çizgilerimin uç kısımlarında sarı bir noktalar yer almakta ve bunların üzerine farime getirdiğimde ise iki tane sembol ortaya çıkmakta. Bu sembollerin anlamı birinci çizgi ile ikinci çizginin uçlarının birbirlerine çakıştırıldığıdır. Bunları gizlemek veya göstermek için ekranınızın alt kısmında yer alan durum çubuğundan Constraint'leri göster veya gizle butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı düğmeye tıkladığınız zaman ikona Constraint'ler gösterilir veya gizlenir. Buradaki Constraint'lere biraz göze atalım. Burada Constraint olarak bahsettiğim sınırlandırmalar. Paralellik sınırlandırması, dikey yataylık sınırlandırması, teğetlik sınırlandırması, diklik sınırlandırması gibi sınırlandırmalar oluşturmuş. Bir sınırlandırmanın üzerine geldiğimde o sınırlandırmanın etkilediği ikonlar, daha doğrusu nesneler kırmızı bir şekilde gösterilir. Bunlara daha detaylı olarak sınırlandırmalar ile ilgili başlığın altında değineceğiz. İkinci çizim özelliği spline. Spline olarak çizdiğimiz eğrilerin belli bir noktalar arasında yumuşak geçişler yapmasını sağlayabileceğimiz Control Vertex Spline isimli eğri çizim metodumuz mevcut. Bu metotta size kontrol edebileceğiniz, eğriyi kontrol edebileceğiniz noktalar da çizilmekte. Bu noktaları çekerek nokta veya doğruları eğrinizi istediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Bir diğeri ise ekrana koyduğunuz noktalar arasından noktalardan geçen interpolation spline isimli çizim aracımızdır. Equation curve dediğimiz çizim aracı ise sizin girdiğiniz x veya y parametrelerine göre ekranda bu parametrelere uygun bir eğri çizebilen komutumuzdur. Bridge curve komutu iki eğri arasında iki eğriyi birbirine bağlayan ve bu eğrilerin formlarına uygun bir şekilde araya tamamlayan köprü eğrisi oluşturan bir komuttur. İkinci kısımda ise daire ile ilgili kısımlar yer alır. Dairemizin oluşturma türü iki çeşittir. Birinci türde dairemizin merkezini ve çapını belirleriz. İkinci versiyonda ise dairemizin 3 tane teğet çizgi arasında oluşturmasını sağlayabiliriz. Bu yöntemde ilk iki çizgiyi seçtikten sonra üçüncü çizgiyi seçerken her üç çizgiden de teğet geçen dairemizin bir öngörünüm oluşturulur. Üçüncü çizgiye tıkladığımda ise her üç çizgiden teğet geçen dairemiz oluşturulur. Elips çizme aracımız da bu araç çubuğu içinde yer almakta. Elips çizmek için önce elipsimizin birinci çapını seçeriz, sonra ikinci çapını seçerek elipsimizi oluşturabiliriz. Yay çizme ile ilgili 3 seçeneğimiz vardır. Birinci seçenekte yayımızın başlangıç ve bitiş uçlarını seçtikten sonra arada kalan eğriliğini belirleyerek veya çapını doğrudan klavyeden girerek yayımızın oluşturulmasıdır. Bir diğer yay oluşturma seçeneği ise seçtiğimiz bir çizgiye teğet ve istediğimiz yönde olan bir eğridir. Bu eğri türünde çizgiyi seçtikten sonra yayımız hep o çizgiye teğet olur ve yayımızın hem yarı çapını hem de açısını girebiliriz.
Bir diğer versiyonu ise aynı daire çizmekle olduğu gibi önce yayımızın dairesinin merkezini belirleriz. Sonra dairenin çapını ve sonra yayımızı belirleriz. Dikdörtgen oluşturma ile ilgili komut araç çubuğumuzda yine buradaki create paneli altında yer almaktadır. Burada dikdörtgen oluşturmanın 4 farklı yöntemi vardır. Birinci yöntem köşelerini belirterek dikdörtgen oluşturmaktır. Burada birinci köşeyi ve çaprazındaki diğer köşeyi belirterek dikdörtgen oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda dikdörtgen oluşturma sırasında yataydaki ve dikeydeki uzunluklarını da girerek dikdörtgeni tamamlayabilirsiniz. Buradaki sınırlandırmalar otomatik eklenecektir. İkinci versiyonda ise yatayda paralel olmayan dikdörtgen çizmek için kullanabiliriz. Bunun için önce dikdörtgenimizin bir kenarını, yani yataya doğrusal olmayan bir kenarımızı çizeriz ve sonra dikdörtgenimizin kalınlığını belirleriz. Diğer bir dikdörtgen çizme yöntemi ise merkezini belirterek çizmektir. Bu yöntemde dikdörtgenimizin merkezini belli olmasını istiyorsak önce merkeze tıklıyoruz. Bu yöntemde sonra dikdörtgenimizin yataydaki ve dikeydeki uzunluklarını vererek veya bir diğer noktayı seçerek dikdörtgenimizi oluşturuyoruz. Dördüncü yöntem ise üçüncü yöntemin yatayla paralel olmayan versiyonudur. Bunda da yine dikdörtgenimizin merkezini seçiyoruz. Bu sefer yataya paralel olmayan, yatayla belli bir açı yapan çizgimizi hem uzunluğunu hem de açısını belirterek çizebilirsiniz. Sonra genişliğini, dikdörtgenimizin genişliğini çizebiliyoruz. Slotla ilgili yeni komutlar eklendi inventora. Bu komutlarda da ilk olarak slotu oluşturan iki daire arasındaki uzaklığı ve bu dairelerin çapını belirleyebileceğimiz birinci yöntemimiz var. Bir diğer yöntemimiz ise slotumuzun her iki ucunu belirtip yine bu slotu oluşturan dairelerin çapını belirtebileceğimiz bir yöntemimiz mevcut. Bir diğer yöntem ise eğri slotlar oluşturma, yay şeklinde slotlar. Burada da önce yay oluştururmuş gibi yayımızda birinci yöntemdeki gibi düşünün. Önce yayın uçlarını belirliyoruz ve sonra yayın yarı çapını belirliyoruz. Bundan sonra da bu yayın üzerindeki slotun daire çapını belirliyoruz. Yine yay şeklinde slot oluşturmanın ikinci yöntemi de yayımızın yarı çapını belirliyoruz. Yayımızın açısını belirliyoruz ve yine bu yayı referans alan slotumuzun daire çapını belirliyoruz. Son olarak poligon oluşturma ise sizin kenar sayısını verdiğiniz bir çokgeni, dış çember ve iç çember iki ayrı seçeneğiniz var. Kullanarak oluşturmasıdır. Burada ben dış çember seçiyorum. Bunun anlamı ben ikonu oluşturmaya başladığımda çokgeni dış köşesinden yani merkezinin en uzak olan köşesini referans verir bana. Diğer seçeneği kullandığımda ise merkeze en yakın olan kenarını referans verir. Diğer komutlar ise üzerinden kısaca bahsetmek gerekirse fillet komutu iki boyutta yuvarlatma işlemlerinizin köşe yuvarlatmalarını yapabileceğimiz komuttur. Chamfer komutu iki boyutlu işlemlerde köşe pahalarını kırabileceğimiz komut. Text ise ikiye ayrılmakta. Burada ister yazı ekliyorsunuz düz text dosyası olarak, yazı dosyası olarak veya bir eğriyi takip eden eğrisel yazı formatları oluşturabiliyorsunuz. Yine referans noktaları ekleme ile ilgili seçenek de burada yer almaktadır. Project geometri seçeneğimiz ise bu başlık altında 4 tane seçenek yer almakta. Bunlardan ilki Project geometri. Bu seçenek ile 3 boyutlu ortamdaki bir dosyanın seçtiğimiz köşe izdüşümlerini bulunduğumuz çizim ortamına aktarılması işlemidir Project geometri. İkinci seçenek ise Project Cut Edge. Burada eğer bizim çizim yaptığımız düzlem bir katıyı veya birden fazla katıyı kesiyorsa bu düzlemin kestiği bütün katıların kestiği noktadaki iz düşümlerini bizim düzlemimize aktarır. Bir diğer seçenek ise Projecto 3D Sketch. Bu özellikle iki boyutlu bir nesnede çizim yapıyorsunuz, iki boyutlu bir düzlemde ve bunu üç boyutlu bir modelin üzerine yansıtmak istiyorsunuz.
Bu komut ile bu işlemi yapabilirsiniz. 3 boyutlu nesne üzerine yansıttığınız iz düşümü ise 3D sketch olarak, yani 3 boyutlu eskiz olarak oluşturulacaktır. Modify paneli içerisinde taşıma, kırpma, kopyalama, döndürme, uzatma, bölme, boyut olarak büyütme, uzatma ve offset, yani aynı şeylerde öteleme işlemi kullanabilir. Aynı çizgi versiyonu öteleme işlemini kullanabilirsiniz. Pattern panelinde ise dizileme özelliklerimiz kullanılır. Burada kartezyen dizileme, dairesel dizileme, ayna, aynalama ile ilgili komutlarımız yer alır. Constrain, yani sınırlandırmalar sekmesinde ise ölçü verebileceğimiz kısım yer alır. Burada dimension ölçüsünü kullanarak, aracını kullanarak her türlü ölçülendirme işlemini yapabilirsiniz. Bunun içerisine açı vermek, uzunluk vermek, yarıçap ölçmek gibi her şey mevcuttur. Ayrıca dimension ile verdiğiniz ölçülerde Inventor'da ölçünün değişkenlerini, değerini değiştirdiğinizde modeliniz de değişecektir. Burada auto dimension, yani otomatik ölçü atama, otomatik ilişkisellendirme atama gibi seçeneklerimiz de mevcut. Bunları ilerleyen aşamalarda daha detaylı inceleyeceğiz. İlişkisellik atama ile ilgili komutlarımız burada yer almakta. Eğer manuel olarak çakışma, eş doğrusallık, eş merkezlilik, sabitleme, paralellik, dikilik, yataylık, dikeylik, teğetlik gibi geometrik sınırlandırma eklemek istiyorsanız buradaki araçları kullanabilirsiniz. Insert kısmında ise Inventor dışından içeriye eklemek istediğimiz resim, yine Excel tablosundan oluşturulmuş noktalar ve AutoCAD çizimlerini aktarabileceğimiz araçları sunar. Eğer AutoCAD'de çizilmiş bir çiziminiz varsa ve siz bunu Inventor'da 3 boyuta çevirmek istiyorsanız, bu çizimi Inventor'a tekrar çizmek yerine buradaki aracı kullanarak içerisine transfer edebilirsiniz. Format kısmında ise çizgilerin formatını konstrüksiyon çizgisi, eksen çizgisi olarak değiştirebileceğiniz ölçüleri Driving Dimension dediğimiz, yani ölçü karar vermiyor çizimin çapına, sadece o çapı gösteriyor. O tarz ölçülere dönüştürebilirsiniz. Örneğin burada olduğu gibi seçtiğiniz nesneyi eksen çizgisine çevirebilirsiniz. Eksen çizgisini çevirmek için önce bir nesneyi seçip buradan eksen çizgisi haline getirmeniz yeterli. Bir diğer özellik ise konstrüksiyon çizgisi oluşturmadır. Bu seçeneği seçtiğinizde seçtiğiniz çizgi konstrüksiyon çizgisi haline gelir. Bu çizgiler katı model oluştururken hesaba katılmazlar. Özellikle size referans olacak çizgileri konstrüksiyon çizgisi haline buradan getirebilirsiniz. Bir konstrüksiyon çizgisini de seçtiğiniz zaman yine buradaki komutu tersine çevirerek bunu normal bir çizgi haline getirebilirsiniz. Yine burada seçtiğiniz bir çizginin çizgi tipi, rengi ve çizgi kalınlığı ile ilgili seçenekleri değiştirebileceğiniz araçlar yer alır. Bir nesneyi silmek için Inventor'da nesneyi doğrudan seçip klavyemizden Delete tuşuna basabilirsiniz. Aynı zamanda yine seçtiğimiz nesneye sağ tıklayıp işaretleme menüsünden silme komutunu çalıştırabilirsiniz. Inventor'da seçim iki türlüdür. Faremizin sol tuşuna basılı tutarak faremizi bir daire şeklinde hareket ettiğimizde dikkat ettiğiniz, gördüğünüz gibi iki tür seçim alanı oluşmakta. Birincisi yeşil seçim alanı ve ikincisi kırmızıya dönük seçim alanı. Bu iki seçim türünün özellikleri farklıdır. Örneğin kırmızı seçim alanı içerisinde tamamen giren nesneleri seçer. Bir kısmı giren, bir kısmı dışarıda kalan nesneleri seçmez. Örneğin ortadaki çizgilerin hiçbirini seçmemesine rağmen içerisine tamamen giren noktaları ve kenar yaylarını seçti. Seçimi iptal etmek için ekrandaki boş bir kısmı tıklayabilirsiniz veya klavyemizden ESC tuşuna basabilirsiniz. Diğer seçim türünde ise seçim alanınızın sadece bir kısmının objeye temas etmesi yeterlidir. Temas ettiği objenin hepsini seçecektir. Silmek istediğim nesneleri toplu halde silip klavyemden
delete tuşuna basarak veya faremin ekrana sağ tıklayarak sağ tuş menüsünden delete tuşuna basarak silebilirim. Ayrıca bir nesneyi konstrüksiyon çizgisi haline getirmek için üzerine sağ tıklayıp işaretleme menüsünden konstrüksiyon olarak veya eksen çizgisi olarak türünü değiştirebilirim. Finish Sketch komutu ile de çizimden çıkıyorum.